Geniz akıntısı gerçekten geniz akıntısı varsa tedavi edilmelidir. Bir kere öncelikle geniz akıntısı hastalarda normal bir döngünün parçası olan genizden gelen hafif salgının geniz akıntısı gibi algılandığı durumlar var. Böyle bir durum varsa bu tamamıyla tedavi edilmemesi gereken bir durumdur. Çünkü normalin bir varyantıdır. Günümüzde birçok şey soluyoruz burnumuza. Soluduğumuz şeyleri burnumuz temizlemek üzere faaliyete geçiyor. Bu faaliyet sırasında salgılanan bazı salgılar geriye doğru akar. Gün içerisinde herkes genizini bir miktar çekebilir. Özetle her genizde hissedilen şey geniz akıntısı değildir. Bunu bir kere bir tarafa yerleştirmek lazım. Yanı sıra alerjik rinit dediğimiz burun içi alerjilerinde, vazomotor rinit dediğimiz yine burnun sinirsel yolukla ileri derecede burun tıkanıklıklara yol açabilecek bazı durumlarda, burun içi spreyler kullanılarak burun içini büzerek nefes alıp vermeyi temin etmeye çalışırken ortaya çıkan bir takım salgılarda, kronik sinüzit gibi geniz akıntısı yaratan bazı durumlarda var olan geniz akıntısı hastalık belirtisidir. Bu gibi durumlar tespit edildikten sonra nedenine yönelik tedavi yapılarak geniz akıntısı tedavi edilebilir.